Google Drive'dan açıyorum bu slaytı. Ve bu slayt temsilciler aracılığıyla hepinize inşallah ulaşacak bu slayt inşallah. Şimdi arkadaşlar tabii terminolojide ne var demiştik? Yani temelde ekler var. Eklemeli bir dil bu. Önüne sonuna herhangi bir kural olmaksızın ekleyebiliyorsunuz. Dediğim gibi bu ekler Yunanca ve Latince çoğunluk. Fakat ben o kadar detaya girmek istemiyorum. Yani detayda boğmak istemiyorum sizi. Bu sefer detaylı vereyim derken esas alınması gerekenler unutuluyor. O yüzden ben direktmen son ekler ve eklerden ön eklerden arkadaşlar devam edeceğim. Zaten bu son ekleri ve ön ekleri görürken aslında birçok şeyi de öğrenmiş olacağız ve kökleri de öğrenmiş olacağız. Yani konumuz şu anda ana başlığımız son eklerle başlamış oluyoruz. İngilizce suffix son ek, prefix de ön ek anlamına geliyor ve arkadaşlar biz son eklerden dersimize giriş yapmış olalım. Şimdi gördüğünüz gibi ekranda ia diye bir son ek var. Bu tabii ki sondaki a'yı okumuyoruz. Sadece i diye bitiriyoruz bu son eki. Ben bir dönem merak saldım bu son ekleri acaba kaç tane falan diye. Ama inanın bana bu son eki sayamadım. Yani binlerce var. Binlerce kelimenin sonuna eklenmiş ve bir kelimenin sonunda ia olduğunda o bir durum gösteriyor. Yani orada yazmışız zaten durum gösteriyor ama bu eğer bir örnekle birlikte kullanılırsa bu ia kelimesi olumsuzluk anlamı katan bir örnekle birlikte kullanıldığında o zaman bir hastalık durumunu veya olumsuz bir durumu göstermiş oluyor. Örnek çok basit. Hem bir bayan resmiyle beraber verdik bunu ki biraz daha zihninizde oluşsun diye. Mesela orexis iştah demek. Bu arada arkadaşlar bu köklerdeki sondaki isler, ustlar vesaire bunları mutlaka duymuşsunuzdur. Hocam. Evet. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben o zaman diğer sesler karışmasın diye çünkü kayıt alıyoruz ya onlar karışmasın diye sesleri şu anda tekrar kapatmak durumunda kaldım. Mesela Esat Evren o kendisi kapattı sağ olsun. Şimdi ne demiştik? Bu mesela oreksi dediğimizde bir anlamı yok. Yani iştah durumu böyle bir kelime yok yani. Kullanılan bir kelime yok ama bunun demiştim ya bu ia'yı bir kökün sonuna eklediğimiz zaman bir tabii durum anlamına geliyor fakat hani rutinde böyle bir kelime yok. Ama bu kök ve son ekin başına olumsuzluk anlamı katan bir ek eklediğimiz zaman ön ek koyduğumuzda mesela an bir şeyin olmadığını gösteren bir ön ek. Yani sızsız anlamına geliyor. A veya an. Şimdi malum İngilizce'de bir A harfi var bildiğiniz gibi. A'nın anlamı ne? A bir demek ama herhangi bir demek. Yani bildiğimiz sayı olan bir değil. Çünkü sayı olan bir bildiğiniz gibi one. Değil mi? One, two, three diye sayılıyor. A'nın görevi tabii ki bildiğiniz bir şey ama hatırlayın diye söylüyorum. Mesela masanın üzerinde bir kitap var. There is a book on the table. Değil mi? There is a book on the table. Masada bir kitap var. Cümleye devam ettiğinde the book is red. Mesela kitap kırmızı. Ne oldu arkadaşlar? Bu defa ikinci cümlemizde the diye kullanıyoruz. Çünkü artık bildiğimiz bir kitap. Yani İngilizce'deki a bu şekilde kullanıyor. Ama yani hiçbir zaman bir sayısı yerine kullanılmaz a harfi. Kullanım bakımından aynı olmasına rağmen yani buradaki kullandığımız a kullanım biçimi bakımından. Yani mesela e-book derken a değil mi? A'yı takılıyoruz ama eğer elma diyeceksek o zaman an apple dememiz gerekiyor. Yani araya bir N harfi katmamız gerekiyor. Bu kullanımı aynı arkadaşlar. Kullanım biçimi aynı ama anlamı tamamıyla farklı. Tıbbi terminolojide eğer bir kelimenin başında A varsa o yok demek. Bir şeyin olmaması, eksik olması anlamına geliyor. Zaten bayağı bir açıklama yaptıktan sonra kelimenin anlamı bayağı bir anlaşıldı zaten. Anoreksi burada da yazdığı gibi iştahın olmaması durumu, iştahsızlık. Tabii ki günlük yaşamda bildiğiniz çok kelime var. Yine ben sesleri en iyisi açık bırakayım ya. Çünkü ikili bir açık kapı yapmayalım. Mesela anemi kelimesi. Neyin yokluğu? Kansızlık. Kanın olmaması. Değil mi? Kansızlık. Kanın olmaması. Evet. Peki bildiğiniz başka kelime var mı? Demir eksikliği. Şöyle... Efendim? Demir eksikliği. Demir eksikliği.
Ya o tabii ki anemi zaten anemenin bir türü demek istiyor ama mesela şöyle desek anoksi, oksijenin olmaması durumu. Yok. İYİA ile ilgili örnek vereceğiz ya İYİA. Yani aile değil. Şu anda konumuz İYİA. Yani İYİA bağlamında örnek vermemiz lazım. Mesela hipoksi, oksijenin düşük olması durumu. Anosmi, koku almama durumu gibi. Ya aslında buna benzer çok kelime var. Bunları zaman geldiğinde göreceğiz inşallah ama şunu bilelim. İYİA durum demek. Tek başına çok fazla kullanılmıyor. Yani olumsuz bir durumu anlatmak için mutlaka başına herhangi bir şey koymamız gerekiyor. Birinden bir ses geliyor ama sanırım Hasan'dan geliyor. O yüzden kapatıyorum Hasan'ın sesini. Evet, birinci kelimemiz arkadaşlar böylece anlaşıldı. İYİA kelimesi. İkinci ve en çok yine kullanılan ve günlük yaşamda da çok fazla karşımıza çıkan kelimeler var. Sunaklarımız var. Bunlar ne? Bir kelimenin sonunda al, ar, ak veya ilk olduğunda duruma göre değişiyor tabii bunlar. Bunların hepsinin anlamı ne? O şeyle alakalı. O neyin sonundaysa o şeyle ilgili ona ait olduğunu anlıyoruz. Mesela burada hepsine birer tane örnek vermişim. Örneğin arkadaşlar medicine İngilizce bir kelime ve bildiğiniz gibi tıp demek. Örneğin Faculty of Medicine diye geçiyor değil mi? Tıp fakültesi. Medicine doğrudan doğruya İngilizce bir kelime. Bu sondaki kelimeleri atıp da yani medik kelimenin sonuna al eklemiş olduğu eklediğimizde arkadaşlar ne oluyor? Medikal yani tıpla alakalı, tıpla ilgili oluyor. Mesela şu an hastane civarına baktığınız zaman hastanenin etrafında bazı dükkanlar var değil mi? Bunlar bakkal çakkal da var ama daha çok ne var? Eczane ve medikaller var. Değil mi? Medikal. Ve bu medikalciler tutup da orada adam yani ev tekstili satmıyor. Ne satıyor arkadaşlar? Medikal malzeme satıyor değil mi? Tıpla ilgili malzeme sattığı için bu dükkanların adı da medikal olmuş oluyor. Yine mesela tedavi ikiye ayrılır. Medikal tedavi, cerrahi tedavi şeklinde değil mi? Biliyorsun cerrahi tedaviyi doktorlar yapar ve ameliyatta tedavi yaparlar. Bunlara işte cerrahi tedavi adı veriliyor. Ama sadece ilaç ve diyetle vesaireyle tedavi yapanlar işte bu tedavi şeklinde tıbbi tedavi deniyor. Hatta bu şekilde tedavi edenler tabip, ameliyata tedavi edenler de cerrah adı veriliyor. Arapçadan gelme bir kelime olarak. Yine baktığımız zaman mesela ak kelimesine örnek vermek için kardiya kelimesini vermişiz. Kardiya kalp demek. Bunun sonuna ak eklediğimizde kardiyak dediğimizde kalple ilgili. Mesela kardiyak arrest diye bir kelime mutlaka belki İngilizce kitaplarda falan ya da lisedeki saat dersi gördükten geçmiş olabilir. Arrest İngilizce durma demek. Kardiyak arrest kalp durması gibi bir anlam var. Yani. Kardiyak tamamen kalple ilgili anlamına gelen bir kelime. Kardiyak spazm mesela. Kalp spazmı anlamına geliyor. Bir başka kelimemiz arkadaşlar muskul. Şu an direkt kapattım. Ses kesildi mi? Hayır hocam. Ses iyi, güzel. Sesiniz var hocam. İyi hocam. Direkt kapattım çünkü. Az önce mesaj göndermiş. Belki ondan kesilmiş olabilir. Arkadaşlar musculus kas demek. Yine bakın devamında intra kelimesi var. Örnek şu anda yani konu başlığımız son ekler olmasına rağmen hem kökleri hem de örnekleri de bir yandan yani örnek kelime içinde görmüş oluyoruz. Arkadaşlar dönem bittiğinde zaten örneklere geçtiğimizde çoğunu çatır çatır öğrenmiş olacaksınız ve burada görmediğimiz birkaç örnek var. Bunun da ayrıca örnekler başlığı altında görmüş oluyoruz. Mesela musculus kas demiştik. Intra, içinde demek veya içine demek. Mesela dersin başında söylemiştim. Hani o zaman sayı 40'larda filandı ama sayı şu an 70-80'lere dayandı. Demiştik ki arkadaşlar bu görmüş olduğumuz kelimeleri hani kökenlerini öğrendiğimiz zaman bunları birleştirme veyahut da çözümleme şansına sahip olacağız. Mesela az önce kardiyak kelimesini gördük. Ya sesleri açık bırakmak istiyorum ama birileri açıyor arkadaşlar. Yani istiyorum ki hani şey olsun böyle katılımlı ders olsun ama maalesef sesler açılıyor yanlışlıkla. O yüzden de dikkat etsek iyi olur. Evet.
Şimdi mesela az önce kardiyak kelimesini gördük. Bunun başına, yani kardiyak kelimesinin başına intra kelimesini eklersek anlamı ne olur? Yani intrakardiyak dediğimizde ne olur arkadaşlar? Kalbin içine. Değil mi arkadaşlar? Kalp içine. Mesela bazı ilaçlar var. Doğrudan doğruya kalbin içine yapılıyor mesela. Bazı ilaç. Örneğin kalp krizinde doğrudan doğruya kalbe vurulan iğneler var. Yine mesela intramüsküler dediğimizde kas içine bildiğiniz gibi yani ciltten yapılan yani enjeksiyonların çoğu arkadaşlar nasıl yapıyor? Ya kalçadan hani kalçadan yapılan ya da dizden yapılan enjeksiyon biçimine kas içine yani kısaca intramüsküler ya da onun kısaltması IME deniyor. Değil mi? IME. Eğer bir şeye IME deniyorsa bu kas içine yapılan bir enfeksiyon, şeye enjeksiyon. Ama bir de ne var? IV var. Yani IV diye söyleniyor. O da intravenöz. Yani ven içine, toplu damar içine anlamına gelmiş oluyor. Yine baktığımız zaman arkadaşlar Kronos zaman demek. Kronos hatta bu Kronos Yunan mitolojisinde mitolojiye göre söylüyorum. Tabii inancımızla hiç alakası yok bunun. Mesela Zeus denen bir adam var. Birisi var. Bir tanrı var. Güya tanrıların babası. Ama ondan da önce Kronos isimli bir tanrı var. Yani Yunan mitolojisine göre. Bu Kronos hani zaman tanrısı deniyor. Kronos buradan gelmiş. Mesela günlük hayatta bu kelimeyi biz kullanıyoruz. Örneğin kronometre değil mi? Metre ölçen alet demek. Kronometre zamanı ölçen alet anlamına geliyor değil mi? Ama biz sadece sondaki osu atıp da bunun sonuna ik eklersek anlamı ne olmuş oluyor? Kronik yani zamanla ilgili olmuş oluyor. Mesela hastalıklar ikiye ayrılır. Akut hastalıklar, kronik hastalıklar değil mi? Mesela akut hastalıklar aniden ortaya çıkıyor. Mesela akşam hiçbir şeyin yok. Sabahleyin kalkamıyorsun. Niye? Ne oldu gece boyunca? Halbuki o aslında mesela bu şey içinde geçerli. Covid-19 içinde geçerli. Mikrobu aslında iki gün önceden alıyorsun. İki gün boyunca bir şey olmuyor sana. Hani birisiyle temas ettiğinde ama iki gün boyunca mikrop eğer bağışıklığın düşükse senin vücudunda çoğalıyor. Hani kuluçka süresi iki gün COVID'in. İki gün sonra eğer bağışıklığın düşükse ciddi şekilde hasta oluyorsun. Yani bağışıklığın düşükse. Ama bağışıklığın iyiyse yine hissediyorsun. Yani bir burun tıkanıklığı, hafiften bir sırt ağrısı eminim içinde geçirenler vardır. Biliyordur zaten. Ben de geçirdim geçen sene. Yine sonuç itibariyle başlamış oluyor. İşte COVID-19 ve benzeri bulaşıcı hastalıkların tamamı arkadaşlar akut hastalık. Çünkü aniden ortaya çıkar. Anlayamazsın yani. Ama bir de zamanla ortaya çıkan hastalıklar var. Nedir bunlar mesela? Örneğin bronşit hastalığı veya kronik bronşit veya astım. Ne oluyor arkadaşlar? Kişi zaman içerisinde. Örneğin sigara içen bir insan ki inşallah içinizde içen yoktur. Muhtemelen var ama. Sigara içtikçe başlangıçta vücut ne yapıyor? Tolere ediyor. Yani anlatıldığına göre sigaranın içerisinde 4000 civarında yabancı madde olduğu söyleniyor. Değil mi? İle katkı maddesi var. Zaten sigarayı bırakın sadece tütünde bile içinde inanılmaz sayıda yabancı madde var. Yani kimyasal madde var. Hangisi daha tehlikeli derseniz yani tütün mü sigara mı? Tütün daha tehlikeli. Yani yapılan çalışmalarda sigarada en azından filtre var. Bazı şeyi filtre diyor ama tütün doğrudan alındığı için o daha tehlikeli. Ne yapıyor mesela? Vücut bunu baştan tolere etmiş olsa bile zaman içerisinde bunu tolere edemiyor. Yani artık geri dönüşümü olmayan ki buna irreversible deniyor. Irreversible, geri dönüşüm mümkün değil. Hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor ve zamanla yani kronik olarak ne yazık ki işte solunum yetersizliği, işte bronşit veya astım benzeri hastalıklar ortaya çıkmış oluyor. Demek ki kronik zamanla ilgili. Mesela sadece müsküler dersek kasla ilgili gibi. Yani bununla ilgili arkadaşlar piyasada aslında çok fazla kelime var. Mesela az önce bir arkadaşımız yazdı. Anormal yazdı değil mi? Bu kelime nereden gelmiş? Norm, kural demek. Norm, kural. Normal dediğinizde kuralla ilgili. Bakın normal. Şeyin sonuna al geldiğinde ne oluyordu? Onunla alakalı. Onunla ilgili. Mesela normal dediğimizde kuralla ilgili. Yani şöyle söyleyeyim. Tabii şu anda
Yüz yüze ders istemiyoruz ama ben genelde sınıfta olduğumuzda öyle örnek veriyorum. Örneğin bir sınıfa girmenin normal yolu, yani kurallar uygun yolu. Yani kural derken kanun var bu konuda, yok. Ama ne var? Görgü kuralları var. Tıklarsın. Hocam girebilir miyim dersin. Hoca buyur der, girersin değil mi? Normal bu. Ama bir öğrenci hiç tıklamadan sınıfa girse, ya kapıyı açtı direkt oturdu. Bu ne oluyor arkadaşlar? Bu abnormal oluyor. Abnormal. Yani normalden uzaklaşma demek. Normalden uzaklaşılmış biraz. Ama öyle değil de kapıya bir tekme atsa, ben geldim ulan deyip böyle sınıfa o şekilde dayı dayı girse, o zaman ne olur arkadaşlar? Anormal olmuş oluyor. Yani şeyin başına hani ad koyduğumuzda nasıl ki o yok anlamına geliyor. Kural, kaide, hiçbir şey yok. Anormal şekilde bir giriş şekli anlamında anormal kelimesi kullanılıyor. Tabii ki bunlarla ilgili arkadaşlar kelimemiz çok. Biz ders işledikçe bunları zaten görüyoruz. Aynen Hasan Bey, görgüsüzlük oluyor. Sonuç itibariyle hani dedik ya, görgü kuralları var. Hani hatta şöyle söyleyeyim. Benim böyle zaman zaman verdiğim başarı okulu diye bir okulumuz var. Orada verdiğim dersler var online yine. Mesela başarının en temel şartı, herkes Mehmet Ali Karadeniz gibi beni duymuyor mu? Hayır hocam. Net sesiniz. Sesiniz geliyor. Bak, demek ki, dedik ya, bu ses olayı karşılıklı oluyor. Hani benden de olabilir, sizden de olabilir. Bazen kesik kesik geliyor hocam. İşte o kesik gelen duyanlar büyük ihtimalle kendilerinden kaynaklı. Çünkü maalesef telekom altyapısı bu kadar yani. Fazla yani şey veremiyor, hizmet veremiyor ne yazık ki. Veri akışı iyi olmuyor yani bazen. Şimdi mesela profesyonelliğin en önemli şartı, daha doğrusu başarının en önemli şartı profesyonellik. Yani her ne yapıyorsan yap, profesyonel olman gerekiyor. Tamam mı? Başka çaren yok. Yani bakın burada birçok bölüm var. Örneğin tıbbi tanıdım pazarlama bölümü var. Değil mi? Bu arkadaşın ataması yok. Hani diyalizde atama belki vardır. Terfici öğrencisi zaten yok aramızda. Ortopedik protez, ortez belki vardır demiyorum atamasından. O konuda çok fazla malumatım yok. Eczane bölümünde ataması yok gene. Ama mesela tıbbi tanıtım pazarlama tamamen sahada, yani özel sektörde iş bulabilir. Yani mesela bu dile çok iyi hakim olması gerekiyor. Bu bölümde okuyan arkadaşlarımızın. Ve çok profesyonel olması lazım. Yani başarının en önemli şartlarından bir tanesi profesyonellik. Ve profesyoneller ne yapar biliyor musunuz? Kurallara uyar. Hangi kurallara? Ne kadar kural varsa. Mesela bizim Allah'ın koyduğu kurallar var. Kur'an'ın kendine bir sürü kural dolu değil mi? Peygamberin koyduğu kurallar var hadislerde. Toplumun koyduğu kurallar var. Görgü kuralları, trafik kuralları var. Ne bileyim yani iş aleminin kuralları var. Ne iş yapıyorsan o işin kendine has kuralları var. Dolayısıyla başarının en büyük şartı arkadaşlar normal davranmak. Yani kurala uygun davranırsan hiç korkma. Yani orada başarısız olman mümkün değil ama mesela öğrenciliğin kuralları ne? Derse devam edip, bakın normal şekilde derse, her derse profesyonel bir öğrenci ne yapar? Hiçbir dersi kaçırmaz. O derse not alır. Anlamadığı yeri hocaya sorar. Yani hakikaten profesyonel bir öğrenciyse bu öğrenci iş hayatına atıldığında zaten havada kaparlar böyle öğrenciyi. Size söyleyeyim yani. O yüzden hani normal ol yeter aslında. Hani çok iyi olman gerekmiyor. İyi bazen en iyiden bile iyi olmuş oluyor. Neyse, bu konulara çok girmeyelim. Bu arada sanırım 40 dakikamız dolmak üzere ve kapanmadık. İyi, bu iyi işaret. Arkadaşlar, üçüncü kelime grubumuz. Bir tekrarlayalım. Önce İYA'yı gördük. Bir şeyin sonunda İYA olduğunda durum. Çoğunlukla başına bir şey konarak bu kelime kullanılıyor demiştik. İkinci gördüğümüz kelime grubu al, ar, afik, ait anlamı katıyor. Üçüncü kelime grubumuz arkadaşlar yum, on, yun, os, us gibi mesela umlar, yumlar Latince, on, yun, us vesaire bunlar da Yunanca ama ben bu kadar detaya girmek istemiyorum. Hani Latince mi, Yunanca mı çok mühim değil. Önemli olan o kelimeyi öğrenmeniz. Bunlar bu kelime ne gösteriyor? Yapı. Yani vücutta bir yapıdan bahsediyoruz. Yani sonda bunlar varsa. Örneğin kolon kelimesinin sonunda ne var? On var değil mi? On. Anlamı ne? Kalın bağırsak. Vücudumuzda bir yapı. Yine özofagus, gördüğünüz gibi sonda us var.
vücudumuzda bir yapı değil mi? Yemek borusu. Yine endometrium dediğimiz zaman yine vücutta bir yapıdan bahsediyoruz. Yani endo iç demek aslında, metrium rahim demek. Endometrium rahimin içindeki dokuyu anlatıyor. Mesela malum bayanlarda menore denen bir olay var değil mi? Zaten rahim bayanlarda var bir tek. Menore olayı aslında ne? Rahim iç dokusu değişken bir dokudur. Yani sabit değildir. Her ay, her dönem daha doğrusu, buna siklus deniyor. Her dönemde rahim kendisini olası bir gebeliğe hazırlıyor. Yani rahim dokusu oluşuyor. Mesela yine bayanlarda kısırlık sebebidir bu. Rahim dokusu bazen çok ince, bazen çok kalın oluyor. Bu da yani kısırlık sebebi. Yani orada çocuk oluşumuna engel oluyor mesela. O endometrium tabakası oluşuyor. Gebelik olmazsa vücuttan hani menore veya adet görme şeklinde dışarıya atılmış oluyor. Bakın demek ki burada metrium, rahim demek. Fakat metrium kelimesi tek başına çok kullanılmıyor. Onun yerine uterus kelimesi kullanılıyor. Mutlaka bunu bilenler var. Uterus. Eskiden de histera kelimesi vardı. Rahim anlamına gelen. Ama o histera kelimesi de yine kullanılıyor aslında. Eskiden kullanılan bir kelime olmasına rağmen. Örneğin bir insanın rahmi alındığında ona mesela uterektomi veya histerektomi denilmesi lazım. Şu anda en çok kullanılan kelime de histerektomi. Daha çok kullanıyor aslında. Demek ki rahmin 3 tane anlamı var. Histera, metra ve de uterus kelimesi. Uterus kelimesi. Birisi düştü valla. Evet, demek ki bununla ilgili örnekler çok. Mesela kolon kalın bağırsak, enteron ince bağırsak, değil mi? İnce bağırsaklı kalın bağırsak ayrı. Şu an mesela ekranda görmüş olduğumuz kalın bağırsak aşağı yukarı 1,5 metre boyunda ortalama yani yetişkinlerde. İnce bağırsak da aşağı yukarı 5-5,5 metre kadar uzunluğunda. Kalın bağırsak da bölümleri var. İşte çıkan kolon işte mesela bakın gösteriyorum burada. Anatomi görmüyorsun, anatomi görmüş olan bir nevi. Bakın şuna kör bağırsak deniyor. İnce bağırsak bu. Buradan giriş yapıyor. Aşağıya doğru böyle çıkıntı var. Kör bağırsak. Onun üstünde apandis var. Herkes mouse'u görüyor mu arkadaşlar? Bakın sallıyorum şu an. Bayağı gezdiriyorum. Evet hocam. Apandis. Şu kör bağırsak. Çıkan kolon. Enine kolon. İnen kolon. Burada bir kavis oluyor. Bu kavis Yunanca'da sigma harfine benzediği için benzeyen anlamda sigmoid. Oid birazdan göreceğiz. Sigma'ya benzeyen anlamında. Sigmoid kolon demişler. Burada arkadaşlar ne var? Şu kısım rektum. Yani anüsten hemen önceki yaklaşık 15 santim uzunluğundaki 10-15 santim uzunluğundaki olan bağırsağın son kısmı rektum. Mesela dedik ya bu kelimeleri göreceğiz mesela. Rektumla ilgili konuştuğunuz zaman rektal diyorsun. Anüs mesela anus diye yazılıyor. Malum okunuşu anüs. Anüsle ilgili konuştuğunda anal değil mi? Ağızla ilgili konuştuğunda oris ağız demek, oral gibi. Ya da ince bağırsakla ilgili konuştuğunda enteral. Kalın bağırsakla ilgili konuştuğunda kolik. Yemek borusuyla alakalı konuştuğunda özofajyal. Mesela gastroözofajyal reflü diye bir şey var. Eminim içinizden biri de çünkü 80 kişiye yakın insan var şu an burada. 83 kişi. Mutlaka birisinde bu reflü olayı vardır. Değil mi? Reflü. Ne demek? Gastroözofajyal reflü diye geçiyor. Kısacası gör. Yani bu hastalığın. Anlamı da ne arkadaşlar? Bakın normalde şu midemiz yine sağ tarafta gösteriyor mouse'la. Şu midemiz burada yemek borusu. Normalde yemek borusunun ucunda aynen anüstekine benzer bir kas grubu var. Yani bu sfinkter adı veriliyor. Böyle büzgeç yani şeyi büzen. Anüsteki kaslar istemli olmasına rağmen mesela biz büyük abdestini tutabiliyoruz değil mi bazen? Yani tutmak zorunda olduğumuzda tutuyoruz. Mesela bu kasların kontrolü yaklaşık 1,5-2 yaştan sonra başlıyor. Mesela bu yaşa kadar bebekler ne yapamaz? Yani çocuklar büyük abdest tutamazlar. Geldiğinde direkt bırakır yani. Çünkü kontrol yok henüz. Yine belli yaştan sonra da kontrol kayboluyor. Aynı kas grubu yemek borusunun ucunda da var. Ama istemsiz çalışıyor. Yani yemek geçerken açılıyor. Yemekten sonra kapatıyor.